Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir oyuncu klavyesi incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz buradan görmüş olduğunuz üzere Razer Black Widow V3 mekanik klavye. Evet arkadaşlar, genelde oyun ekipmanı denildiğinde akla zaten birkaç tane isim geliyor ki Razer da bunlardan biri. Hatta böyle biraz daha Razer insanlarda premium hissiyatı uyandırıyor desek çok da yanılmış olmayız. Razer'ın ürünleri genel itibariyle böyle biraz ortalamanın üzerinde fiyatlara sahip. Fakat kalite anlamında baktığımızda gerçekten ürünlerin bu fiyatları hak ettiğini de söyleyebiliriz. Şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz oyun ekipmanları özellikle tek başına çok böyle bir anlam ifade etmeyebiliyor. Nasıl? Yani örneğin bir RGB klavye tasarlıyorlar. Bu RGB klavyeyi sizin ne kadar özelleştirebildiğiniz de çok önemli. Bu noktada devreye ne giriyor? Tabii ki yazılım giriyor. Razer'ın çok başarılı bir yazılımı da var. Bundan da birazdan bahsedeceğim sizlere. Dolayısıyla aldığınız ekipmanın yazılım desteğinin ne derece iyi olduğu da çok önemli bir nokta diyebiliriz. Şimdi gelelim klavyemizin incelemesine arkadaşlar. İlk olarak tasarımıyla başlayalım. Her zamanki olduğu gibi. Razer bu klavyesinde sade bir tasarım hattına yer vermiş. Yani öyle baktığınızda aşırı böyle abuk subuk bir tasarım yok karşımızda. Biliyorsunuz bazı klavyelerde, özellikle oyuncu klavyelerinde tasarım konusu çok abartılabiliyor. Bence bu kadarına gerek yok. Tabii belki bu aşırı tasarımları sevenler de vardır. Şöyle bir bilek yastığımız geliyor arkadaşlar. İlk olarak bundan bahsedeyim sizlere. Fakat bu bilek yastığı plastik. Dolayısıyla burası biraz böyle yumuşak yastıklı. Hani böyle deri kaplı olanlar falan var. Onlardan olsaydı daha iyi olabilirdi. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Bunun pro versiyonu var. Pro versiyonu da mesela. Burası yastıklı. Dolayısıyla biraz daha fiyatı da yüksek. Ama bu plastik benim bileğim açıkçası bunda çok fazla rahat etmedi. Bunu size söyleyebilirim. Yani bu sert olması benim çok fazla hoşuma gitmedi arkadaşlar. Tabii bunu kullanmak zorunda değilsiniz günün sonunda. Ayırıp klavyeyi şu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama özellikle oyuncu klavyelerinde ben bilek yastığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim klavyemize arkadaşlar. Biliyorsunuz mekanik klavyelerin en önemli özelliği basış hissiyatı. Yani bir tuşa bastığınızı sizin hissediyor olmanız lazım. Normal klavyelerde biliyorsunuz şöyle bastığınız zaman basıp basmadığınızı böyle tam algılayamıyorsunuz bazen. Fakat mekanik klavye söz konusu olduğunda bu durum tamamen ortadan kalkmış oluyor. Yani şu tık sesini duyduğunuz zaman zaten tuşa bastığınızı sonuna kadar hissedebiliyorsunuz. Gerçekten Razer Black Widow V3 bu konuda çok başarılı. Yani bastığınızı sonuna kadar hissedebiliyorsunuz. O hissiyatı size sonuna kadar geçiriyor. Ve hani tuşlar arasında böyle abuk subuk orantısızlıklar da yok. Gayet bütün tuşların dizilimi oranlı bir şekilde yapılmış. Dolayısıyla şöyle ellerinizi koyduğunuz zaman rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada yeşil switch tercih edilmiş. Ses dolayısıyla biraz yüksek arkadaşlar. Bu sizi rahatsız edebilir ya da rahatsız etmeyebilir. Ona göre farklı bir switch rengi seçebilirsiniz. Bu tamamen sizin beklentinize kalmış durumda ama dediğimiz gibi bu klavyede biraz ses çıkıyor. Hatta ben susayım, şöyle biraz da mikrofonuma yaklaştırayım klavyeyi. Sesini daha net bir şekilde algılayayım. Böyle bir ses var arkadaşlar. Tabii bu şu açıdan önemli. Örneğin ben bu klavyeyi aldığımda hem oyun oynayacağım hem de işte günlük Word, Office, ne bileyim bu tarz şeylerde kullanacağım diyorsanız sizi rahatsız etmese bile arkadaşlar evde olan diğer kişileri rahatsız edecektir. Çünkü sürekli böyle bir yazı sesi insanı rahatsız eder. Fakat oyun oynarken zaten bastığınız tuşlar belli. Dolayısıyla çok fazla hani tuş değişimi falan da yapmadığınız için bu şekilde rahatsız edici bir ses ortaya çıkmıyor. Lakin dediğim gibi oyun haricinde de kullanacağım diyorsanız ve evde tek başınıza yaşamıyorsanız da ayrı bir odanız da yoksa biraz böyle sıkıntı yaratabilir. Bunu düşünerek almanız gerekiyor. Aslında bu sadece Razer'ın bu modeline özel bir şey değil. Diğer mekanik klavyelerde de ses sorunu mevcut arkadaşlar. Bu yüzden farklı switchler var işte. Farklı switchlerde nedir? Daha düşük ses olayı var. Dolayısıyla ses beni rahatsız edecek diyorsanız farklı bir switch'i seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır diyoruz ve klavyemizin tasarımıyla devam ediyoruz. Burada numlock tuşları da var. Bazı klavyelerde bulunmuyor numlock tuşları, sadece şuraya kadar klavye yani. Dolayısıyla numlock tuşlarının olması benim için önemli. Ben bir klavyede numlock tuşunun olmasını seviyorum. Şurada bir ayar tekerleğimiz var. Bu ayar tekerleğinin yanında da bir tane mod tuşumuz bulunuyor. Burada önemli olan şu, aslında pek çok tekerlekte ayar tekerleği ya da benzeri bir şey bulunuyor. Nedir bunun asıl görevi? Ses açıp kapamadır değil mi arkadaşlar? Ama burada bu mod tuşuyla
Bunun fonksiyonunu değiştirebiliyorsunuz. Ne bileyim, ekran parlaklığını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum, ekran parlaklığını ayarladığınız moda hemen ekran parlaklığına geçip ne yapabiliyorsunuz? Buradan basit bir şekilde ekran parlaklığını kısabiliyorsunuz. Hemen bir daha basıp sese geçip sesi açıp kapatabiliyorsunuz vesaire gibi farklı işlevlerde kullanabiliyorsunuz ki bence bu da güzel bir opsiyon olmuş arkadaşlar. Klavyemizin altından da bahsetmek istiyorum. Aslında bu özellik Razer'ın son modellerinde zaten var. Farklı modellerini de incelemiştik daha önce. Ornato versiyonu falan incelemiştik. Onda da vardı yine arkadaşlar. Kabloyu 3 farklı delikten istediğiniz yerden geçirebiliyorsunuz. Mesela atıyorum bilgisayarın tam önünden geçmesini istiyorsanız kabloyu tam şöyle ortadan çıkartabiliyorsunuz. Ya da sağdan çıkartabiliyorsunuz. Ya da sol taraftan çıkartabiliyorsunuz. Bu baktığınız zaman çok böyle aman aman önemli bir özellik gibi görünmeyebilir size arkadaşlar. Ama günün sonunda baktığınızda şu özellik pek çok klavyede bulunmuyor. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Kabloyu böyle dolaştırmak zorunda kalıyorsunuz. Fakat Razer'ın bu şekilde ufak bir dokunuş yapması bile kullanıcı kolaylığını gayet arttırmış. Benim hoşuma giden bir özellik bu. Yani sadece ortadan çıkacağını ya da ne bileyim sağdan soldan çıkacağını benim istediğim noktadan bu kabloyu alabilmem güzel bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Gelelim kullanım ömrüne. Biliyorsunuz mekanik klavyelerde kullanım ömrü önemli bir unsur. Burada arkadaşlar test süresi Razer'ın yazdığına göre 80 milyon. Yani 80 milyon bas bas zaten bitmez. Dolayısıyla burada bir kullanım tarafında herhangi bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum ben. Ömürlük bir klavyeden bahsediyor olabiliriz. Yani bu klavyeyi aldığınız zaman sizi bayağı bir götürecektir. Şimdi klavyemizin tasarımından vesaire bahsettik. Gelelim en başta bahsettiğimiz yazılım olayına. Razer'ın arkadaşlar yazılım tarafı bir hayli güçlü. Zaten rakiplerine göre önde olduğu tarafta bence yazılım diyebilirim. Diğer oyuncu ekipman üreten markalara baktığımız zaman yazılım tarafında böyle tam olarak bir yere varamadıklarını görüyoruz. Hatta bazılarının yazılımı bile yok hala. Lakin Razer bu konuda gayet başarılı işler çıkarmış. Synapsys arayüzü var biliyorsunuz. Zaten klavyeyi bilgisayarınıza taktığınız anda yazılımı kendisi otomatik yüklemek istiyor arkadaşlar. Yani kalkıp sizin yazılım bulmaya vesaire uğraşmanıza bile gerek yok. Hemen indiriyorsunuz yazılımı ve yazılım arayüzünden her bir tuşa farklı renk bile atayabiliyorsunuz. Bu RGB bir klavye. RGB bir klavyede renk olayı çok önemli. Nasıl renkler verdiyse çok önemli. Hazır renk dokunuşları mevcut. Yani istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde dediğim gibi kendiniz ben uğraşmak istiyorum arkadaşım derseniz çok değişik böyle senaryolar çıkartabilirsiniz ortaya arkadaşlar. Bu da gerçekten kullanıcılar için önemli bir nokta. Ama dediğim gibi ya renk versin yeter öyle çok fazla uğraşmak istemiyorum diyorsanız klasik şeyler de var. Dalgalanmadır, ateş efektidir, işte bastığınızda şöyle gitmesidir vesaire. Bu tarz sabit şeyler de var. Atıyorum burayı sarı yapıyorsun, kırmızı yapıyorsun, mor yapıyorsun. Yani farklı farklı noktalara farklı renkleri de atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Genel itibariyle ben klavyeyi beğendim. Hoşuma gitti diyebilirim. Ama tek eleştirdiğim nokta dediğim gibi şu bilek yastığının çok sert bir malzemeden olması benim bileğimi açıkçası rahatsız etti. Ben de Razer'ın Ornato klavyesi var mesela. Onda burası yumuşacık arkadaşlar ve kullanımı da çok daha rahat. Dolayısıyla bunun sert olması biraz kötü. Tabii yumuşak olsun diyorsanız dediğim gibi Pro versiyonunu da satın alabilirsiniz. Klavye ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bu videonun altına yorum olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorum bırakabilirsiniz. Son olarak fiyatını da söyleyeceğim sizlere. Bu klavyenin fiyatı halihazırda 1200 Türk Lirası civarında. Yani internete baktığın zaman çeşitli fiyatlar geliyor ama ortalama olarak 1200 Türk Lirası civarında bir fiyatının olduğunu söyleyebilirim. Mekanik klavyeler için bu fiyat normal mi? Bence normal arkadaşlar. Bugün yani çok fazla duyulmayan markanın mekanik bir klavyesi bile 600-700 Türk Lirası ki bu markanın da ürünlerinin çok kaliteli olduğunu söylemek doğru olmaz. O yüzden ismini de zikretmiyorum fazla. Ama genele baktığımız zaman Razer'ın zaten bir kalite algısı var, bir premium algısı var. Bence hani 1200 lira bu klavye için değer mi? Eğer hani çok böyle profesyonel oyun oynamayı seviyorum, işte arkadaşlarımla rekabet halindeyim, günün işte 5, 6, 7, 8 saatini oyuna ayırıyorum diyorsanız arkadaşlar, bence bu para verilebilir. Ama ben çok fazla oyun oynamam. Arada bir oyun oynuyorum. İşte günde bir kere ya giriyorum ya girmiyorum. 3 günde bir ya giriyorum ya girmiyorum diyorsanız kalkıp da bir klavyeye 1200 lira, 1300 lira para vermek çok mantıklı gibi durmuyor. Onun yerine normal bir klavyede pekala işinizi görecektir. Evet, bu videomuzda sizlere Razer'ın Black Widow V3 modelini anlattık arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi klavyeyle ilgili kafanıza takılan her soruyu bu videonun altına
yorum olarak bizlere yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.